Mesele Mustafa değil. İki anne var, yürekleri yanıyor. Farah. O çocuklara yardım etmezsen, onların masumiyetini kana bulayan sen olacaksın. Onları katil olarak büyütecekler. Bu hayatta kimse masum değildir. Farah. Senin için bir ihtimal daha yoktu. Çünkü senin aileni katlettiler. Ama o çocuklar için var. O çocukların kavuşabilecekleri bir anneleri var. Sence ben aptal mıyım? Sence ben aptal mıyım? Gerçekten merak ediyorum bunu. Ben burada sana Celal'in nerede olduğunu söyleyeceğim. Ve Mustafa gidip onları gözleri kapalı öldürecek. Sence ben aptal mıyım? Elini vicdanına koy Farah. Eğer siz külliyeyi basmasaydınız, o insanları katletmeseydiniz, o çocukları kaçırmasaydınız, bütün bunlar yaşanır mıydı? Kadı Gıyasettin miydi senin çocukluğunu çalan? Sen ondan neyin intikamını aldın? Her şeyini kaybetmiş birini ayakta tutan tek şey nedir biliyor musun? Sen nereden bilebilirsin ki? Eğer sen yardım edersen. Eğer Celal bir işin peşine düştüyse tamamlamadan bırakmaz. Ters bir şeyler var. Buranın bu kadar koruması olması imkansız. Tuzak kokusu alıyorum. Ben demiştim. Padre. Vaz mı geçeceğiz? Farah'a bu kadar yaklaşmışken olmaz. Biz onlardan bir adım daha öndeyiz. Burada olacağımızı bilmiyorlar. Eğer tuzak varsa... sadece daha fazla düşmanı bilmiş oluruz. Seni hiç sevdin mi Farah? Peki. Sen Celal'e aşık mısın? Hayır. Peki Celal sana aşık mı? Kardeşlik teşkilatı bunu yasaklar. Ama anlattığın kadarıyla Celal hiç yasak dinleyecek birisine benzemiyor. Dikkatli olun. Ölmekle öldürmekle doldurmuşlar. O yüzden ölümden başka hiçbir şey çaren yok. Duydun mu? Hı hı. Dedikti o. Farah. Sen kardeşlerine yardım etmek ister misin? Tabii ki isterim. O zaman Mustafa'ya yardım et. Yoksa bütün kardeşlerin teker teker ölecek. Hala benden kardeşlerimin yerini size söylememi istiyorsun.
Hala. Şöyle izah etmeye çalışayım. Ve umarım bu kez izah edebilirim. Gerekirse kendi canımı feda ederim. Kanımın son damlasına kadar savaşırım. Ama kardeşlerimi size bir kurban gibi sunmam. Gece bizi evinize misafir ettiğiniz için size çok minnettarım. Ne demek? Kendinizi emniyette hissedin. Adamlarım evin dört bir yanında nöbetteler. Ben de Davutbaş'ın adamlarıyla beraber beklemeye devam edeceğim. Merak buyurmayın. Seni değil, bütün kardeşlerini geberteceğiz. Tamam. Hadi. Öldürün. Hadi Senize. Öldürün. Bekliyorum. Öldürün ki çocuklarla aranızdaki tek köprüyü yıkmış olun. Hadi. Bizi öldüremezsiniz. Çocuklara giden yol bizden geçiyor. Vallahi çocukları öyle de bulamıyoruz, böyle de. Emin ol, gözümü kırpmam, bu yola gömerim hepinizi. Para. Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki doğruyu yapmayı iste. Lütfen sus artık. İyi. Tamam. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum.